Ekranda biri pembe, biri de sarı ile yazılmış iki tane logaritmik ifade var ve şimdi videoyu duraklatıp bu logaritmik ifadeleri daha basit bir şekilde yeniden yazmayı deneyin. Size bir de ipucu vereyim. Logaritmik ifadelerin tabanlarının nasıl değiştirildiğini biliyorsanız bu ifadeleri kolay bir şekilde daha basit bir hale getirebilirsiniz. Hatta bir ipucu daha vereyim. Logaritmik ifadelerde taban değişikliği demekten kastım şu. Mesela a tabanında b'nin logaritması eşittir log b bölü log a. Bu ifadelerde neden taban yazmadım merak ediyorsanız sebebi şu, bu eşitlik pay ve paydanın tabanları aynı olduğu sürece hangi tabanı seçerseniz seçin doğru olacaktır. Mesela bunların ikisi de 9 tabanında olabilir. Çoğumuz genellikle 10 tabanını tercih ederiz çünkü hesap makinalarımız 10 tabanındadır ya da elimizin altında 10 tabanındaki logaritmik tablolar vardır. Bu eşitlik şunu söylüyor. Burada B'ye ulaşmak için A'nın aldığı kuvvet eşittir onu B'ye ulaştırmak için almamız gereken kuvvet bölü onu A'ya ulaştırmak için almamız gereken kuvvet. Logaritmik ifadelerle çalışırken bu sizin için çok ama çok faydalı olabilecek bir formül. İspatını başka bir videoda yapmıştık. Şimdi de uygulayabilecek miyiz onu görelim. Sarı ile yazılmış ifadeyle başlayalım. Bu 1 bölü burada gördüğünüz logaritmik ifadedir o şekilde yazarsam daha iyi olacak. Evet, 1 bölü 4'ün b tabanındaki logaritması. Şimdi de bu formülü kullanarak bunu bir daha yazmayı deneyelim. Eşittir 1 bölü 4'ün b tabanındaki logaritması yerine log 4 bölü taban belirtmediğimizde bunun 10 tabanında olduğunu varsayıyorduk. Evet, log 4 bölü log b. Bir sayıyı bir kesre ya da rasyonel ifadeye bölmek, o kesrin tersiyle çarpmakla aynı şey olduğu için de bunu 1 çarpı bunun tersi. Yani b'nin logaritması bölü 4'ün logaritması. Ve 1 ile çarptığımız için kısaca log b bölü log 4 şeklinde yazabiliriz. Şimdi de bu formülü tersten kullanıp bunu b'nin 4 tabanındaki logaritması olarak yazacağım. Her ne kadar burada bir değişken kullanmış olsak da bunu bir ispat olarak görmemek lazım ama yaptığımız bu işlem sonucu çok temiz bir sonuç elde ettik, öyle değil mi? Demek istediğim logaritmik bir ifadenin tersini aldığımızda tabanların yer değiştirdiği. Bakın, burada b'den 4'e ulaşmak için almamız gereken kuvvet vardı, burada da 4'ten b'ye ulaşmak için almamız gereken kuvvet var. Tabanların yerini değiştirdik diyebiliriz. Gerçek sayılarla deneyene kadar bu size pek bir anlam ifade etmiyor olabilir ama özellikle de iş kesirli kuvvetlere geldiğinde bunun aslında çok da işe yarar bir metod olduğunu göreceksiniz. Mesela 4 üzeri 3'ün 64 ettiğini biliyoruz. O halde 64'ün 4 tabanındaki logaritması 3'e eşit olacak. Az önce gördüğümüzü burada uygularsak, 4'ün 64 tabanındaki logaritması da 1 bölü 3 olur. Bunların birbirinin tersi olduğunu fark ettiniz öyle değil mi? Şimdi bunların ışığında bir de buradaki ifadeye bakalım. 16'nın C tabanındaki logaritması çarpı C'nin 2 tabanındaki logaritması. Öncelikle bunların ikisini de 10 tabanında kesirli bir ifade olarak yazalım. Birincisini 16'nın 10 tabanındaki logaritması tabanı yazmadığımızda 10 olduğunu, tabanın 10 olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Bölü c'nin 10 tabanındaki logaritması çarpı c'nin 10 tabanındaki logaritması bölü 2'nin 10 tabanındaki logaritması. İsterseniz buralara 10 yazabilirsiniz ama yazmadığınız takdirde herkes bunun 10 tabanı olduğunu anlayacağı için yazmanıza gerek yok. Şimdi burada C'nin 10 tabanındaki logaritması ile çarpıp C'nin 10 tabanındaki logaritmasına böldüğüm için bunlar birbirine götürecek ve geriye 16'nın 10 tabanındaki logaritması bölü 2'nin 10 tabanındaki logaritması kalacak. Az önce yaptığımız gibi bunun 16'nın 2 tabanındaki logaritmasına eşit olduğunu biliyoruz. Ama daha işimiz bitmedi. Peki 16'ya ulaşmak için 2'nin kaçıncı kuvvetini almamız gerekir? 4. Öyle değil mi? Aynen öyle. İfade başlangıçta ne kadar zor ve soyut görünüyordu ama bu işlemler sayesinde sonuç olarak basit bir 4 elde ettik.